Evet selamlar bu konu hakkında ikinci bir video çektiğimi düşünmeyin çünkü bu videoda yanlış anlaşılmalardan bahsedeceğim yani bir önceki videomu belki izlemişsinizdir belki izlememişsinizdir. Açıkçası YouTube birazcık garip bir ortam yani normalde videolarımı sadece abonelerim izliyordu fakat bazı videolarım var ki YouTube tarafından çok fazla öneriliyor ki Orkun ışıtmak videosu da böyle oldu insanlara çok fazla önerildi yani beni tanımayan insanların bu videoyu izleyeceğini bilseydim eğer bu kadar fazla izleyeceğini bilseydim eğer söyledikleri birazcık daha dikkat ederdim. Birazcık daha anlaşılabilir olmasına dikkat ederdim yani öyle söyleyeyim. Çünkü söylediklerimde herhangi bir yanlış yok fakat eksik var. Ama benim takipçilerim ne demek istediğimi anlıyor. Çünkü diğer videolarımı da izlediği için benim konuşma tarzımı ve anlatma şeklimi biliyorlar. Orkun hakkındaki düşüncelerime gelecek olursak, eskiden yaptığı hatayı biliyorsunuzdur. Bu bir hata, hatta büyük bir suç öyle söyleyeyim. Fakat benim videoda eleştirdiğim kısım bu değil. Yani bu yüzden benim Orkun'un polis olayına değinmem mantıklı olmazdı. Ben bir duyar kanalı değilim. Duyarcı bir kanal değilim. Ben ortaya bir tane video koyuyorum ve onu eleştiriyorum. Benim bu videoda eleştirdiğim kısım haber kanalının manipülasyon yapmış olmasıydı. Tabii ki Orkun'un bazı hataları var videoda. Fakat haber kanalı sizce yapıcı bir eleştiri yapmış mı bu videoda? Hayır yapmamış. Sadece çocukların ağladığı kısımları koymuş. İyi olan eğlenceli olan hiçbir kısmı koymamış. Sanki Orkun Işıtmak burada çocuklara işkence yapmış gibi durmamış mı sizce de? Bu bir manipülasyondur arkadaşlar. Bir insanı sevseniz de sevmeseniz de bu bir manipülasyondur. Bu kitleyi manipüle etmektir. Bu gerçekten de böyle bu arada. Şimdi dışarıdan gelen arkadaşlarımız bu yüzden şunu yazmış. işte Orkun Işıtmak'ı niye savunuyorsun? Onun hiç hataları yok mu falan. Tabii ki de hataları var. Fakat ben videoda haber kanalını savunuyorum. Çünkü bunu ilk kez yapmıyorlar. Bunu binlerce kez yaptılar. Bunu Eldrin'e yaptılar. Kendine müzisyene yaptılar yaptılar. Enes Batur'a defalarca kez yaptılar. Yani tanıdığınız bütün ünlülere bunu yapıyorlar. Benim de eleştirdiğim kısım tam olarak bu. Haber kanallarının yaptığı manipülasyonlar. Eğer ki deseydi Orkun Işıtman çektiği videoda bazı kısımlar tepki topladı, hata yaptı, bilmem ne falan filan yapıcı bir eleştiri yapsalardı eyvallah. Bu bir manipülasyon değil. Fakat adama resmen sallamışlar ya. Bu youtuber şerefsiz, bu youtuber karaktersiz şöyle böyle tamam eski olaylarında büyük suçlar işlemiş olabilir bana göre. En azından bana göre bunlar suç yani. Ama bizim bahsettiğimiz olay o değil. Bizim şu anda bahsettiğimiz olay Orkun Işıtmağ'ın anaokulu videosu. Ve ben yine söylüyorum bu videoda tabii ki de kötü kısımlar var. Fakat sadece kötü kısımların eleştirilmesi bir eleştiri değildir. İyi tarafına da bakmanız gerekiyor. Sürekli bana aynı şeyler yazılmış. Orkun'un eskiden yaptıklarını biliyor musun? Şunu biliyor musun? Bunu biliyor musun? Bu videoda yaptıklarını biliyor musun? Hayır. Bilmiyorum. Çünkü benim eleştirdiğim nokta buradaki haber kanalının yapmış olduğu haber. Ve sadece sadece buradaki kesitlere karşı konuşuyorum. Orkun burada haklı, burada haksız demiyorum. İşte anlamadığınız nokta tam olarak da bu. Her şeyi detaylı olarak düşünemediğim için sizlerden özür dilerim. Öncelikle bunu belirtmiş olayım. Yani eğer benden bunu bekliyorsanız bunu yapamıyorum. Her şeyin noktası noktasına detaylı düşünmek benim için birazcık zor oluyor bazen. Ama dediğim gibi bundan sonra daha da dikkatli olurum. Çünkü yeni kitlelere de ben hitap ediyorum. Ve onlar beni tanımıyor. Benim demek istediklerimi anlamamaları çok normal. Bu yüzden iyi kötü tüm eleştirilerinizi okudum. Benim için önemli olmasa gerçekten de okumazdım. Hatta kanaldan engeller geçerdim. Bazı küfreden insanları engelledim geçtim bak yalan söylemeyeyim. Ama gerçekten de benimle aynı fikirde olmayıp da güzel eleştirisini yapan insanların yaptığı eleştiriyi sonuna kadar okudum. Bazıları haklı bazıları bana göre haksız. Ama olsun hepsini okudum sonuçta hepsi güzel fikirlerdi. Her neyse böyle ufak bir açıklama yapmak istedim. Yani dediğim gibi bu kadar. Benim tek yaptığım şey buradaki haber kanalının yaptığı manipülasyonu eleştirmek. Orkun Işıtman yaptığı tabii ki de bazı hatalar var. Ama Orkun Işıtmaktan ziyade Buna izin veren veliler suçlu. Yani Orkun ışıtmak en azından böyle bir açıklama yapmış. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Kendisinin söylediğine göre çocukların velileri arka planda izliyormuş. Yani kamera arkasındaymış. Eğer böyle bir şey gerçekten varsa bırakın gitsin. Çünkü zaten velileri suçlu. Gidin velilerini suçlayın yani. Velilerine toksiklik yapın. Eğer ki o veliler gidip de bak Orkun bu sahnedeki hatan yanlış. Bu sahneyi koyma ya da bu sahneyi tekrar yapma falan demedilerse tabii ki de kendileri suçlu. Ama eğer Orkun burada yalan söylüyorsa velilerin bundan bir haberi yoksa o o zaman Orkun zaten başlı başına hatalı diyebiliriz. Fakat ben müneccim değilim arkadaşlar. Bunları bilemem. Her neyse, eee söyleyeceklerim bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa düzgün bir şekilde yorumlarda belirtirseniz sevinirim. O zaman yarın tekrardan görüşmek dileğiyle.